Arkadaşlar merhaba. 2030 yılına kadar olmasını beklediğimiz gelişmeleri anlattığımız ilk videomuzun ikincisiyle karşınızdayız. Gelişen ve değişen teknoloji gün geçtikçe ilginç bir hal almaya başladı. Olması için hayalet yeter dersek yanlış olmaz. Arkadaşlar 100 yıl geriye gidelim. 100 yıl öncesine 1921'e gitmiş olsak o günün insanların bugünü hayal bile edebileceğini sanmıyorum. 20 yıl geriye gittiğimizde bile 1999 yılına gittiğimizde bile o dönem yaşayan bir insanın bugünkü teknolojiyi hayal etmesi gerçekten zor. Şimdi 100 yıl öncesini düşünün. Bir de 100 yıl sonrasını. Bilim ve teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki hızına yetişebilmek neredeyse imkansız. Teorisyenlere göre hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bilim insanlarına göre yeni normal dedikleri şey eski normalin bir daha geri gelmesine asla izin vermeyecek. Asla diyorum çünkü bu kadar insan da dünya için yük. Dünya bu yükünden kurtulmalı. Ama nasıl? Komplo teorilerinin bini bir para. Hiç mi gerçekliği yok bu teorilerin? Arkadaşlar önceki videomda da söyledim. Elbette var ve maalesef var. Gelelim konumuza. İlk videomuzda Önümüzdeki 9 yılda olmasını beklediğimiz teknolojik gelişmeleri paylaşmıştık sizlerle. Nelerdi onlar? Kısa bir özet geçeyim istiyorum. Öncesinde kanalımıza abone olmayı, zili de aktif etmeyi lütfen unutmayın. 2030 yılına kadar beyinler arası iletişimde insan-hayvan arası ve insan-yapay zeka arasında ciddi yol kat edilecek. Dünya bu gelişme karşısında etik ve hukuk tartışmalarına başlayacak. Şoförsüz arabalar olağanüstü hızda yayılacak her yerde göreceğiz. Her ilde, ilçede. Dronlar her alanda hayatımıza daha fazla katkıda bulunacak. Bugün ciddi tartışma konusu olan yapay et ve yapay gıdalar önümüzdeki 9 yıl içerisinde sıradan bir hal alacak. Nano robotlar vücudumuzda daha etkin kullanılacak. Bu bir anlamda şu demek. Çipleneceğiz ve buna hepimiz rıza göstereceğiz. Üç boyutlu yazıcılar çok daha ileri seviyeye gelecek. Pandemi sonrası yapay zekanın daha etkin kullanılmasıyla robot teknolojisinde çok daha ileri bir seviyeye geçecek insanlık. Bu da küresel bir işsizlik sorununu da beraber getirecek. Yapay zekanın ileri seviyelere gelmesi ve süper hızlı bilgisayarların da etkisiyle insanlar sanal dünyada seçtikleri avatar bedenleriyle çok daha zaman geçirecek, çok daha fazla zaman geçirecek. Bu da beraberinde neleri getirecek onu da işte o vakit o zaman göreceğiz. Ama şimdiden söyleyebilirim beraberine getireceği şey aile için yakın olacak. İlk bölümde bunlardan bahsetmiştik. Tabi bunlarla sınırlı değildi beklentilerimiz. Devam edeceğiz demiştik ve devam ediyoruz. Bilim insanlarının açıklamalarına bakınca önümüzdeki 9 yıl içerisinde olmasını beklediğimiz teknolojik gelişmelerin devamını şöyle sıralayabiliriz. Her iş insanının bir sekreteri var. Dijital bir ajandası var değil mi arkadaşlar? Ancak yakın gelecekte canlı kanlı insan sekreterler yerine yapay zekalı insanımsı robotlar olacak. Personel robotlar sayısız yeteneğe sahip. Üstelik otonom navigasyon ve duygu tanıma özellikleri de var. Yapay bir bedene ve yüze de sahip olacak bu dijital sekreterler. Zekası milyonlarca insanın zekasından çok daha ileri düzeyde olacak. Evet haberlerde gördünüz, izlediniz. İşte o dijital human yani dijital insan arkadaşlar bugün artık gerçek var. Haberlerde görüyoruz zaten bilim kurgu filmlerinde değil bildiğiniz ana haberlerde ara haberlerde izliyoruz görüyoruz. Gerçek ve biz insanların yerini almak üzere programlanmışlar. Açıkçası yakın gelecekte dijital humanlar büyük ilgi görecek ve birden yayılacaklar. İşsizler ordusu büyük eylemleri de beraberinde getirecek. İşte diyoruz ya gelecekte milyar insan olmayacak. Küresel egemenler dijital humanlara yer açmak için gereksizler sınıfını ortadan kaldıracak. Ama nasıl olacak bu iş? İşte o konuda oturup sabaha kadar konuşabiliriz ama tabi bu bölümün konusu bu değil. Yine her zamanki gibi söylüyorum, videolarımızı izleyin diğer videolarımızı. Emrah Hilic kanalına abone olduktan sonra diğer videolarımı lütfen takip edin. Bakın onlara neler var. İnanılmaz konular var değindiğimiz. Gerçekliği bilim insanlarına dayanan, gerçekliği olan konular bunlar. Devam edelim. Bugün süper hızlı bilgisayarların el kadar küçülebildiğini görüyoruz, değil mi arkadaşlar? Birkaç sene içerisinde yeni bir teknoloji ile birlikte yapay zekanın da daha etkin kullanılması sonrası çok daha ufak, hatta gözle görülemeyecek kadar küçük ölçekte bilgisayarların geliştirilmesi mümkün. Çipleri konuşuyoruz, değil mi arkadaşlar? üretilen bazı çipler bir bilgisayar gibi işlev görüyor. Kana karışabiliyor, sinyal gönderebiliyor, emir alabiliyor, bir ağa bağlanabiliyor. Yani yakın gelecekte bu teknolojiye karşı bir sistem getirilmezse, bir sistem geliştirilmezse ülkeleri zor günler bekliyor. Neden diyeceksiniz. Profesör Doktor İsmail Akkaydın bu teknolojinin farklı bir versiyonundan bahsetmişti. Videolarımız arasında var yine söylüyorum. Kana karışan, 1-2 metre mesafeden erişimle kanda pıhtılaşma, kalbi durdurma gibi olumsuz sonuçlara sebep olmak üzere komut alabilen çipler bunlar. Bu çipleri gören gözlükler üretilebilir. Acil bu konuda adımlar atılmalı demişti hocamız İsmail Akkaydın. Evet önümüzdeki 8-10 yıl içerisinde bu teknolojinin çok daha ileri bir seviyeye gelmesi işten değil görünüyor. Arkadaşlar İnternet önümüzdeki yıllarda çok ama çok hızlı olacak. Bakın 2003 senesinde Türkiye internete ortalama 1 megabit hızla bağlanıyordu. Bugün bu rakam 32 megabitsin üzerinde. Bu tabii Türkiye ortalaması. Avrupa'da bu rakam, bu 32 olan rakam 90-100 civarı. Maalesef internet hızında Türkiye dünyanın çok gerisinde. İnternete ödenen ücret noktasında lideriz. Onu kimseye kaptırmıyoruz. Arkadaşlar bugün Elon Musk'ın uzayla dünya arasına yerleştirdiği, inşa ettiği Starlink uydu sistemi birçok gelişmiş özelliğe sahip. Bunun yanı sıra yüksek hızlı internet imkanı da sunacak. Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX şirketi Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde tam 12 bin uyduluk bir ağ sistemi kurmayı planlıyor. 2027 yılına kadar bu ağ tamamlanacak yüksek hızda internet sunmak üzere planlanan ve birçokları tarafından UFO zannedilen bu Starlink uydularıyla ilgili çok fazla iddia var. Bir de şunu hesaba katmak gerek. Gecesi gündüzü Mars olan bir adam Elon Musk. Elon Musk'ın dünyaya hizmet olsun diye yüksek hızda internet amacıyla uzaya binlerce uydu göndermesini pek mantıklı bulmuyorum açıkçası. Burada daha büyük bir amacın olduğu kanısındayım ki ne olabilir derseniz eğer Dünyanın Mars'a ulaşması, iki gezegen arasında bir internet bağlantısı kurulması gibi bir amaca hizmet edebilir diye düşünebilirim ben açıkçası. Benim gibi düşünenler de az değil. Bazı bilim insanlarına ve teorisyenlere göre önümüzdeki 8-10 yıl içerisinde yaşlanma da tamamen tarihe karışacak. Ölümsüzlük gibi düşünmeyin bunu yalnız. Görüntüde yani ciltte yaşlanmadan bahsediyorum. Yüzde işte eller, yüzler, deri aslında bugün bu yaşlanmanın önüne estetikle geçilebildi. Belli bir yaşa, belli bir seviyeye kadar geçildi denilebilir. Ajda Pekkan örneği var karşımızda. 75 yaşında ama 30-40 yaşında kadınlar ondan daha yaşlı görünüyor. Tabi bahsettiğimiz öyle bir şey değil. Bazı bilim insanlarına ve teorisyenlere göre genetik bazı oynamalarla yaşlanma belirtileri durdurulacak. Bu ne kadar olası bilmiyorum ama genetik ilminde çok ciddi ilerlemelerin olduğunu söyleyebiliriz. Cildi yaşlandıran genlerin üzerinde çok ciddi oynamaların yapıldığını biliyoruz bilim dergilerinden okuyoruz. Arkadaşlar bitti mi? Bitmedi. Devam ediyoruz. Öldürme lisansına sahip robotlar. Ben bu başlığı gördüğümde ürktüm açıkçası. Ama yakın zamanda bunlarla da karşılaşacağız. Bu kavramı benzer haberlerde görmüşsünüzdür mutlaka. Ha bir de RoboCop filmi vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 1984 yılında İlk e, serinin ilk filmi çekilmişti. Amerikan yapımı bir film. 84'ten bugüne tam 37 yıl. Hayal edin. Ne çok şey değişti değil mi? O e, filmlerde gördüğümüz o Robocop var ya. Şimdi sahalara inmek üzere. Android askerlerin varlığından söz ediliyor. Android ordudan söz ediliyor. Ve bunun da birkaç yıl içerisinde askeri düzen içinde sahada yerini alması bekleniyor. Devam ediyoruz. Laboratuvarlarda yetiştirilen organlar. Arkadaşlar bununla ilgili de bir videomuz vardı zaten. E, ne çok video yapmışız değil mi bu arada? Ne çok konuya temas etmişiz. Ama etmeye devam edeceğiz. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Bilim çok hızlı ilerliyor. Kainatta çok şey var, çok acayip konular var. Konuşmamız gereken, irdelememiz gereken, sizlerle paylaşmamız gereken. Bu da onlardan birisi aslında. Tek başına bir video konusu bu. İşledik daha önce dediğim gibi. Laboratuvarda yetiştirilen organlardan bahsediliyor. Uçuk gelebilir ama bugün insan bedeninin bazı organları birebir yedek olarak üretilebiliyor. Etik konular nedeniyle gizli görülse de, gizli yürütülse de bu projeler başarılı olduğu gizlenmiyor. Elbette bu gelişme bizi ölümsüz kılmaz. Ama arızalanan bir uzun birebir orijinal yedeğiyle değiştirilmesi gibi bir durum bizi daha sağlıklı kılar, daha uzun yaşatır. Bu da bir gerçek. Fiili dua diye bir şey var bilirsiniz. Bu yapılan çalışmalar hani ömrün uzaması noktasında bir fiili duadır, çalışmadır, fiili çalışmadır. Öyle bakabiliriz. Mehmet Ali Bulut, insanların yeniden bin yıl yaşayacağı çağı görecek. Göreceğiz demişti. Yani biz göremeyiz belki de. Biz göremeyiz belki de. Ama insanlığın yeniden bin yıl yaşadığı bir çağı göreceğini söylemişti. Bu gelişme uzun yaşamanın da temeli olabilir buradan bakınca. Bu gelişmelerin detaylarını da yine söyleyeyim aklıma gelmişken beyin cerrahı bilim insanı Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın'la yaptığımız bir söyleşide konuştuk detaylarıyla. Kanala abone olduktan sonra diğer videoları izlemenizi öneririm. Müthiş konular var. Tüm bunların arasına şunu da eklememiz gerekiyor ve bununla da videoyu bitirelim. Yakın gelecekte damacana ile su siparişinin ben lüks olacağını düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Her evde arıtma olacak pis suların bile değerleneceği, arıtmak suretiyle yeniden kullanılabileceği, kullanılacağı bir dönemin insanlığı beklediği düşüncesindeyim. Şimdi diyenlerin de olabilir. Zaten atık suyu belediyeler arıtıyor, bilmem ne yapıyor falan filan ama ama bunları içmiyoruz. Bunları içmiyoruz. Ee, ne yapıyoruz? Bahçe, park, bahçe sulamalarında kullanıyoruz. Tarımda kullanıyoruz vesaire. Ama öyle bir zaman gelecek ki damacana ile su tüketimi olmayacak. İnsanlar evinde tükettiği suyu tekrar kullanmak üzere bir sistem kuracak ve bu sistemle insanlar suyu daha tasarruflu, daha idareli kullanacak. Çünkü hep söyleniyor, hep söylüyoruz. Dünyada su sıkıntısı baş göstermek üzere. Türkiye su zengini bir ülke değil. Dünyada bakın şunu da altını çizmek istiyorum. İnsan yaratılırken suyu, rızkı, her şeyi onunla beraber dünyaya geliyor. Ama insan adil değil. İnsan adaletli değil. Bir tarafta insanlar aşırı tüketirken diğer tarafta Başkalarının hakkını yemiş olduğu için aç kalan insanlar var ve bugün dünya bu sorunu dibine kadar yaşıyor. Bu çamurun dibine kadar batmış vaziyette çamur dediğim israf çamuru ee, ve bu noktada da yeteri kadar bir çalışmada yapılamıyor. Söyleyenler söylediğiyle kalıyor, yapılan çalışmalar sadece başlangıçta kalıyor, sonu gelmiyor. Velhasılı kelam kastettiğimi anladığınızı umuyorum. Bu da benim görüşüm damacana lüks olacak yakın gelecekti. İsraf bu derece önemliyken, yeraltı ve yerüstü ne varsa hunharca tüketirken ve hızla çoğalmaya devam ederken, bolluk içinde yokluk çeken insanlar yığınına el sahipliği yapan, acı çeken bir dünya arkadaşlar maalesef. Bizi izlemeye, kanalımızı takip etmeye devam edin. Eşe dosta kim varsa bizi önerin, kanalımız büyüsün, ailemiz büyüsün. Ve inanıyorum bu aile, bu kanal biz birlikte milyonu da göreceğiz, milyonları da göreceğiz. Dua olsun ama bunun için sizin desteğinize her zaman olduğu gibi bugün de, yarın da ihtiyacım olacak. Desteğinizi esirgemeyeceğinizi ümit ediyorum. Hoşçakalın. Kanalımıza abone oldunuz mu? Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Videolarımızın YouTube linkini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilir, Yorum ve beğeni yaparak bize destek verebilirsiniz.